Polisitemia vera oldukça ilginç bir hastalık arkadaşlar. İsmin kendisi kan dolaşımında çok fazla veya çeşitli türlerde hücre bulunması ve lezyondan veya birazdan bahsedeceğim arızadan ötürü aşırı üretilen çeşitli hücrelere sahip olduğumuz anlamına geliyor. Bu hastalığı basit bir şekilde al yuvar hastalığı olarak da düşünebiliriz. Çünkü belirti ve işaretlerin büyük çoğunluğuna bu hücreler yani al yuvarlar sebep oluyor. Kısaca hatırlamak için bakın işte buradaki femur yani uyluk kemiği. Pluripotent hematopoetik kök hücreler işte bu kemikte üretiliyor. O hücreler de kanımızdaki diğer tüm hücreleri üretiyorlar. Pluripotent hematopoetik kök hücreden çıkan iki ayrı kök hücre yolu olduğunu hatırlarsınız değil mi? İki yol vardı. Neydi bunlar? Bunlar miyeloid kök hücre ve lenfoid kök hücreydi. Şimdi ama burada bunlardan bahsetmeyeceğiz. Miyeloid kök hücre dört farklı hücre üretebiliyordu hatırlarsanız. Şimdi detaylı bir şekilde anlatmayacağım fakat birazdan bunlar hakkında böyle biraz konuşacağım. Bu videoda esas bahsetmek istediğim bir ana konu tam buradaki pro eritroblast tarafından üretilmeye başlayan ve daha sonra çeşitli aşamalardan geçerek sonunda eritrosit, al yuvar veya kırmızı kan hücresi olarak bildiğimiz hücreye dönüşen yapı. Kısaca RBC yazabiliriz. Nasılsa tıpta böyle geçiyor. Bizim de gözümüz alışmış olur. Evet, burada olanlar hakkında epey bir bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Kırmızı kan hücresi oksijen almak için akciğere gider, oksijeni alır ve bu örnekte olduğu gibi karaciğerde dahil olmak üzere vücuttaki çeşitli yerlere götürür. Buraya oksijen yazayım. Daha sonra tekrar oksijenden arındırılmış hale gelir ve sanırım bunun döngüsel bir şekilde devam ettiğini görüyorsunuz. Yani döngüye sürekli kırmızı kan hücreleri verilir ve bu zamanla bu durum kötü bir hal alabilir. Ancak bunu düzenlemeye yardımcı başka organlarımız da var. Diyelim ki bu kırmızı kan hücresi vücutta yeterince dolaştı ve zaman içerisinde deforme oldu. Bu noktada dalak atardamarını geçip dalak toplar damarına gelmek yerine doğrudan dalağa doğru akar ve yok edilir. Çünkü bu şekilde e, artık yani bu şekli aldıysa ne oluyor? Artık kullanılamaz durumdadır ve vücudumuzdaki kılcal damarlara veya diğer ağlara düzgün bir şekilde artık ulaşamaz. Yani dalak bu kırmızı kan hücresini yok eder arkadaşlar. Böylece artık ihtiyacımız olmayan bu fazladan kan hücresinden de kurtuluruz. Yani vücudun bir tür kendini korumasıdır bu. Peki ya? Dağın başında oksijenin oldukça az olduğu çok yüksek rakımda ve gerçekten yüksek bir yerde yaşasaydık ve sistemimizde daha çok kırmızı kan hücresinin olmasına ihtiyaç duysaydık, işte burada böbreklerimiz bize kandaki oksijen miktarını tespit ederek yardım eder yeterli oksijen olmadığı durumlarda böbrek, eritropoetin ismi verilen bir hor, e, hormon salgılar. tamam mı? Bunu kısaca EPO EPO diye yazıyorum. Yani kemik iliğine der ki, bak kardeşim, daha fazla kan hücresine ihtiyacımız var, Lütfen bu kök hücrelerden daha fazla üret. Bunun sonucunda daha fazla proeritroblast ve eritrosit yani bir kırmızı kan hücresi için yaşam ve zaman üretilir. Ama tam burada polisitemia vera oluşmasına sebep olan bir durum meydana gelebilir. Ve Janus kinaz 2 isimli proteinde bir mutasyon gerçekleşir. Bu protein, mieloid kök hücrenin hücre bölünmesini düzenleyen, reseptör olmayan tirozin kinazdır. Yani bu kök hücrenin aşırı üretilmediğinden emin olmamız için oluşturulmuş sistemin bir parçasıdır. Ancak Janus kinaz 2'de gerçekleşen mutasyon sebebiyle sürekli olarak üretir duruma geçeriz. Yani proeritroblast üretmeye devam ederiz ve ihtiyacımızdan fazla hücremiz olur. Böylece çok fazla kırmızı kan hücresine sahip oluruz. O kadar çok ki bu hücrelerle ne yapacağımızı bilemeyiz ve bunlar vücuttaki her yere dağılırlar. Vücudumuzdaki bu kırmızı kan hücreleri ve mieloid kök hücre soyundan gelen diğer hücrelerin varlığına dair bize bilgi veren bazı işaretler belirtiler var. Bunları günlük hayatımızda böyle anlayabiliriz bu belirtiler sayesinde. Nedir bunlar? İlk olarak eğer çok fazla kırmızı kan hücremiz varsa, bunlardan birçoğu deforme olur ve dalak bunları yok etmek için bazen 2, bazen 4 kat daha fazla çalışır. Fazla mesai yapıyor yani dalak. Böyle olunca da elbette daha büyük bir boyuta ulaşır ve sonuçta splenomegali oluşur. Yani dalağın büyümesi. Splenomegali oldukça büyük veya mega boyutta bir dalak demek. Aynı şey karaciğer için geçerli. Bu arıza gerçekleştiğinde yalnızca kemik iliği etkilenmez. Aynı zamanda vücutta hematopoetik kök hücre üretme potansiyeli olan diğer organlar da etkilenir. Karaciğer özellikle de bebek ve çocukken çoğunlukla bu görevi üstlenen organlardan biridir. Ancak büyüdüğümüzde bu görevi yapmayı bırakması gerekiyor, başka görevlere yöneliyor. Büyüdüğümüzde bırakır bu görevi. Karaciğer bu hücreleri üretmeye devam etmesi gerektiği söylenirse o zaman ne yapar? O göreve geri döner, değil mi? O zaman da ne olur? Karaciğer büyür ve bu da hepatomegaliye yani mega büyük bir karaciğere sebep olur. Şimdi ortaya çıkabilecek bir diğer sorun da yine tam buradaki proeritroblastlardan kaynaklanıyor. Bu arada şu çekirdekleri üretildiklerinde çekirdeğe sahip olduklarını vurgulamak için çiziyorum arkadaşlar. Ancak zamanla kırmızı kan hücreleri oluştukça çekirdek de kaybolur. Çünkü kırmızı kan hücrelerinin yani al yuvarlarının çekirdekleri yoktur. Bu proerit Eritroblastlardan bazıları kan dolaşımına girebilir ve dalağa gidebilirler. Ki bu da oldukça garip karşılanır çünkü bu hücrelerin orada olmamaları gerekir. Dalak çekirdekten gelen bu parçacıkları yok eder. Ancak sayı fazlalaştıkça bunlar gut olarak adlandırılan hastalığın oluşmasına sebep olabilirler. Gut hastalığını daha önce duymuş olabilirsiniz. Artan miktarda ürik asidin vücudunuzda birikmesi ve o bölgede ağrıya sebep olmasına gut denir. Ürik asit yalnızca deoksiribon nükleit asidin yani DNA'nın bir metabolitidir. Yani artan DNA yıkımı ürik asidin vücutta fazla oranda birikmesiyle sonuçlanabilir. Karşılaşılabilecek bir diğer sorun ise trombotik olaylar olarak isimlendiriliyor tamam mı? Trombotik olaylar fiziksel muayene ile tespit edilebilir. Trombositleri hatırlatmak için bunu mor ile yazdım çünkü buradaki suçlular bunlar yani trombositler adından da belli zaten. Evet, trombotik olaylar damarların tıkanması sebebiyle gerçekleşir. Örneğin buradaki karaciğer damarı kanı karaciğerden alıp alt ana atar. Alt ana toplar damara götürür. Ancak tam burada bir tromboz tarafından engellenebilir ve bu da hepatik ven trombozuna sebep olur. Hepatik ven trombozuna. Bunun en yaygın sebebi polisitemia vera'dır. Eğer bu durum gözde gerçekleşirse retinal ven trombozuna sebep olabilir ki bu gerçekten kötü bir durum. Retinanızdaki bir damar engellendiğinde ne olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Tahmin ettin sanırım evet gözünüz kör bile olabilir. Bir diğer durum ise damar tıkanıklığı ya da konjesyonu. Konjesyon tıkanıklık demek. Örneğin burnunuzda oluşan tıkanıklığı düşünün. İşte aynı şey damarlarınızda da gerçekleşebilir. Diğer bir duruma gelelim. Bir surat hayal edin. Çiziyorum buraya. İşte gözler, burun, Oldukça pembe yanaklara ve dolgun bir yüze sahip olsanız nasıl olur? Tıpkı Noel Baba gibi. Bu durum, pletorik yüz ya da ay dede yüzü olarak adlandırılır. Asıl belirti ve işaretler henüz bahsetmediğim bir hücreden kaynaklanıyor. Mieloid kök hücre, tüm bu hücrelere ek olarak bir de mast hücresi denen bir hücreyi üretiyor. Mast hücresi, çoğu alerjik reaksiyonun sorumlusudur ve histamin olarak adlandırılan bir yapıyı depolayan granüller içerir. Sanırım e, histamini daha önce duymuşsunuzdur histamin alerjik reaksiyonlarda salgılanan ana kimyasaldır. Yani e, polisetemia vera'da bu mast hücreleri histamin salgılayarak banyo sonrasındaki kaşıntı anlamına gelen pruritus gibi durumlara sebep olabilir. Bunun oluşma sebebi ise sıcak suyla yapılan banyonlarda sıcaklığın artmasıyla birlikte mast hücrelerinin degranülasyonu. Tamam mı? Peki bu durumda olayların temeline nasıl inilir? Bir hastada Polisitemia vera veya başka bir hastalık varsa nasıl teşhis edilir? Yapılabilecek ilk testlerden biri hastada Janus kinaz 2 mutasyonu var mı diye kontrol etmek. Çünkü bu mutasyon daha önce bahsettiğimiz tüm e, mielo feratif hastalıklarda bulunur. İpuçları burada bahsettiğimiz işaret ve belirtilerle birleştirilirse oldukça kolay bir teşhis tabii ki. Yapılabilecek bir diğer şey ise e, hematogrit gibi kan testleri yapmaktır. Kişide e, polisitemia vera var ise hematokrit seviyesi yüksek çıkar ve hematokrit vücudunuzda aşağı yukarı kaç kırmızı kan hücresi olduğunu bize gösterir. Buna ek olarak mieloid kök hücre tarafından üretilen bir diğer hücre olan bazofillerde de artış görülebilir. Bazofiller kan dolaşımında çok yaygın bulunmaz yani eğer sayıları artmışsa polisitemia vera için iyi bir işarettir bu. Aynı durum nötrofiller ve trombositler için de geçerli ve son olarak kemik iliği aspirasyonu yapılabilir yani kemik iliğinden örnek alınır. Böylece polisitemia vera göstergesi olan fazladan hücreler üretiliyor mu tespit edilir. Peki bu hastalık nasıl tedavi edilir? Bitirmek için bundan bahsedeyim. Daha önce bahsettiğim gibi polisitemia vera'da asıl problem kırmızı kan hücreleri çünkü sayılarının çokluğu damar konjesyonuna sebep olur. Yani tedavi olarak yapılabilecek ilk şey flebotomi olabilir. Belki daha önce flebotomist diye bir meslek duymuşsunuzdur kan testleri yapılması için kan alan kişilere arkadaşlar flebotomist denir. Flebotomist. Flebotomi ile vücuttan kan alınarak damar konjesyonu yani tıkanıklığı engellenmeye çalışılıyor. Eğer flebotomi işe yaramazsa hidroksiüre ilaç tedavisi, hidroksiüre ilaç tedavisi başlatılabilir. Bunu gut ile aynı renkte gösteriyorum çünkü bu ilaç proeritroblast üretimini engelleyerek ürik asit miktarını düşürmeye yarıyor. Bunu da DNA'yı üretmesi gereken sistemlere müdahale ederek yapıyor. Eğer bu da işe yaramazsa interferon alfa isimli başka bir ilaç kullanılabilir. Bu da aslında az önce bahsettiğim ilacın tam tersini yapar. Bu ilaç pro yok edilmesini arttırır ve bu da maalesef çekirdeklerin parçalanması nedeniyle gut hastalığı belirtilerine sebep olabilir. Ama neyse ki bu polisitemia vera için yapılabilecek son müdahalelerden biridir artık.